Ay maşallah. Bunlar ne böyle ya? Bunlar hamsi ya. Hamsi mi bunlar? He. Hamsi. İçine alsak yeter. Kola geçti ama şimdi. Yapma, yapma. Bırak kalsın. Çok iri ya. Allah Allah. İyi de aynı balık nasıl yaşıyor orada? Yaşayıp duruyor işte, geziyor. Mam dedi ya. Gördün mü? Günaydın dostlar. Bugün Göztepe, İzmir Göztepe karantina taraflarındayız. Kranyos peşinde olacağız. Hey, kime pusu kuruyorsun sen orada? Hı? Güvercin avına mı çıktın? Buraya takımların biraz ağır gelmesi lazım. Çünkü burada canavarlarımız var. Bu canavarlar işte 9-10 kilo, 15 hatta 35,5 kilo çıkanlar oldu. Deniyoruz. Kullandığım kombinasyon Emektar, Okuma Seymar, CX40 ve Savage Gear CCS. 2.90 60 grama kadar atarlı bir kamışım var. 0.16 ip. Monster V8 kullanıyorum. Lider 0.37. Biraz daha artırılması lazım aslında. Sağlam bir klips ve sağlam düğümler lazım. Düğüm, mahin düğüm. Mahin düğüm atıyorum 20x15 şeklinde. Bakalım. Eski hasarlı bir jigi biraz modifiye ettim. Bakalım iş yapacak mı? Bugün önce bir Hasan kardeşimin omzuna dokunduk, bir kovanı aldık. Hasan kardeşim geldi, omzuma dokundu, bu paşayı aldık. Darısı hepinizin başına olsun. Rast gelsin abi. Sağ ol kardeşim. Birimiz birimizi topluyor ama kim kimi? Sağdan birisi aldı beni. Sağdan biri beni aldı galiba. Lan! Ana! Hasan olaya bak! Jig yok. Aa abi sen klipten çıktı. Ya başka açıklaması olamaz zaten. Ay yok artık. Al işte. Sal beni dedi lan adam. Açık mıydı acaba? Abi nasıl olur? O zaman o halkası olabilir mi? Yoksa nasıl çıkacak? Halka olabilir lan. Darbe de yemedi, bir şey de olmadı burada. Dedim sağdan biri alıyor beni herhalde. Jik dedi sal beni dedi bak. Tamam ben işimi gördüm yeter dedi. Hayret bir şey ya arkadaş. Allah Allah. Vardır bir hikmet. Ama şeye de takmıyorum bak. Ben her zaman şu
şuna takıyorum ya da şuna takıyorum, başka neye takacağım? Buna takacaksın abi, demire. Ama şun, he. Ben uzun olduğu zamanlarda buna takıyordum, doğru. Ona da buraya taktık büyük ihtimal. Bak mesela normalde buna, dediğin gibi ona takmam lazım. Demire takmam lazım. Demek ki onu oradan yedi o. O halka büyük bu zorlayınca oradan, ona dikkat etmedim bak. Büyük ihtimalle oradan gitti. Başka nasıl gider yoksa? Neyse. Neyse işini yaptı o, boşver. Emektar bayağıdır duruyordu. Bir o de kadar uğraşmışsın ama ya. Bir de haydan gelen huya gider diye bir laf vardı Hasan. Bu haydan gelmişti, makyajını aldı gitti. Sen o kofana da düz sarıyordun değil mi? Sakin sakin sarıyordun. Evet, bir muhabbet ediyordun sen. Al işte bak, hani hızlı sever mızlı sever diyorsun, hadi bakalım. Al. Görsün yeter ya. Levrek de aynı, granyoz da aynı. Ya levrek kovalıyor. Kofana daha fena kova. Bu hayvan kovalamıyor. Bu işte önüne gelecek de. Ha, o koca kaldıracak. Şundaki ağza baksana. Bu boya göre bir levrek de olsa o ağzına böyle olur. Miskin hayvan ya. Bu boy levrekte daha 10 kilo 11 kilo basar. Yani. Ağzı da bunun iki katı olur. Sağ ol kardeşim. Aha. Ne aldı? Aha aldı. Aldı. Hasan. Nereden geliyor? Sağdan geliyor. Bu da inerken aldı. Boşalttı. Elimden ip gitti yani. Ha bu o kadar büyük değil gibi. Gördün mü? Kepçeleyeceğiz de o kepçe nasıl olacak bilmiyorum artık. Alırız ya. Gitsin yeter. İçini alsak yeter. Kola geçti ama şimdi. Ha, kalamayı kıssan abi. Dur. Bunda da var bir yedi. En az. İyi ya balıklar. Ne oldu, aldın mı lan? Çıkardınız mı onu? O da güzel boy. Hayvan sağladı ya. Hala burada mı? Abi dolandırı yapmasaydın bak oraya gidiyor. Bana takip ediyor. Oğlum balon yapıyor. İçine balon yapıyor. Sana demiş. Ya, sola doğru geliyor. Geldi zaten. Kaldırma sen şimdi, onu bekle. Ben zaten yanaşacağım. Demiştik değil mi? Dur. Yapma. Dur. Yapma. Dur. Bırak kalsın. Bırak, sen çöp, sen aç onu. Ha, aç onu düzgün aç. Sal sen onu. Sal. Tamam abi öyle. Al abi onu sana. İnşallah da o kepçeye hiç güven olmaz. Gidebilir yani. Var mı başka kepçe? Nasip. Nasip de varsa gelir. İnşallah gelir. Çevireceğim Hasan. Gel abi. Bir dakika. Döndü zaten herhalde. Yok, dönmek istemiyor bu.
Dur abi bekle. Kepçe kötü abi. Onu çekmez Hasan. Başka kepçe yok mu? Abi şuradan. Hasan düşersin ha. Abi. Aman ha. Kardeşim. Şu arkadaşın kemerden birisi tutsa ya. Düşmesin. Girmedi abi. Kaldır abi. Çek abi. Onu da çek. Şunu al abi. Şunu al. Tamam onu ben tuttum. Sen kendine emniyet al. Tamam. Sen oradan bir çık şöyle yavaşça. Aman ha. Tamamdır. Eyvallah Hasan. Kardeşim. Çak. Allah razı olsun. Onu salla. Ondan artık hayır gelmez bize. Yok, o hayır gelmez. Hasan hemen 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 abi. Hemen. Aynı büyüklükte var. Bu ondan biraz daha var. Kardeşi. Ama az daha büyük. Ha, o motorun şey kayan tarafında. Bu bir gün bayrakta da 17 tane Grainos kepçeledi. 5'i benim, 4'ü Hasan kardeşimin de. Onun haricinde kepçeledi. Tabii kırdılar. Kürek gibi kaldırınca. Yan tarafta. Yine kayanın üzerine koyma. Debeleniyor ya. Ha şey, pulları değil mi? Tabii. Pulları diyorsun. Aynen. Şu sonraki çektiğim galiba. Yok bu şu yeni çektiğim. Maşallah. Bunlar ne böyle ya? Bunlar hamsi ya. Hamsi mi bunlar? He. Hamsi. Sağ olun. Aynen kardeşim. Nasıl tuttun abi ya? Otarı mı? Aha. Şu oradaki fotoğraf. Tamam abi. Birkaç tane çekersin abi. Bir tanesini şöyle kucağıma alacağım. Yo bu yeni çıkan herhalde ya. Aynen. Fark etmez. Ölme ölme. Daha önce de aldım çok da. Ne bu? Granyoz abi. Granyoz. Oradan sokamazsın elini abi. Şöyle yapacağım abi. Şuradan. Şöyle. Yakın yapacaksın. Yan çevir biraz. Ben görelim bunu. Birinin ayağının birini görelim. Dur. Şimdi oldu. Biraz daha yan çevir abi. Vallahi mı? Eyvallah kardeşim. İnşallah kefal değildir ya. Kefal gibi. Evet. Hem de kuyruğundan almış. Aksiyona bak. Namussuz. Kaldırır mı ya? Gerek yok. Kefal isteyen var mı? Evet abi ya, kefal ıslandı. Bir şey dayalı onu buraya gelene.
Arda günaydın. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın Arda? Neredesin? Nerede atış yapıyorsun? Valla işte Kefal İstavrit geliyor bakalım. Arkasına gelir mi? İnşallah. Bu tarafı daha iyi, sol tarafı daha iyi abi. Şu şey var ya. Ya orası daha derin tabii şimdi ama iyi derken balık nerede çıkıyorsa orası iyi. Yani, hiç belli olmuyor. Şey, çok uzatmaya gerek var mı? Ha? Çok uzatmaya gerek var mı? Mümkün mertebe uzaktan ha. Mümkün mertebe uzağa çalış. Burada hiç silikon falan yapma ha. Yok silikon değil, jikaton da. İpte biraz şey, kalın biraz kaçıyor. Kaç? Allah 0.16'dır. En son biraz şey, elimi kapatıyorum. Abi 0.16 bak, ben de 0.16 atıyorum. Ya en son ya biraz şey. Biraz daha kalın mıdır diyorsun. Aynen. Olsun, o kadar takma ya kafana. İnşallah olur ya. Rast gelsin abi. Hadi rastgele bakalım. Aldım bir şey ama. Emin olamıyorum. Kafa atıyor ama. Güzel kafa atıyorsunuz ha. Kefali kuyruğundan da yakalamış olabiliriz. Ama istavrit gibi. Evet. Körfez'in dişsiz lüferleri. Bunların dişi olsa alsam var ya, Körfez'in canına okur bunlar, yemin ediyorum bak. Her şeyi yer bunlar. Kofana gibi olurlar. Onlardan daha yamyam bunlar ya. Allah'tan ağızları ince yırtılı veriyor da dişi de yok. Çok iri ya. Gidiyordu işte balık, Allah Allah, yalan. Gidiyordu oğlum, ben de gördüm. Tamam şimdi. Bayağı da bir çektim. O ipi gene yakaladım. Ne var öyle ya, vallahi billahi bak. Aha balık. Şey, balık. Bak gitti işte, gördüm. Balık vurdu. Hadi bakalım. Hadi bak. Ama gitmiyor ya. Gördün değil mi? O ipin ucunda balık var. Dün de bana aynısını. Allah Allah. İki de aynı oldu abi işte. İyi de aynı balık nasıl yaşıyor orada? Yaşayıp duruyor işte. Geziyor. Mam dedi ya. Gördün değil mi? Işte, bende de aynısını yaptı ya. Bekledim. Balık mı? Oha! Vuruyor, alamıyorum. O ipin ucunda var balık orada. Allah Allah. Ben de aynısını yaptı bana. Bekledim en son çıktı, tuttu geldi işte. Aynı rekor. Hayret bir şey ya. O parça ipte balık var. Olaya bak ya. Alabilirsen balığı da alırız. Hadi bakalım. İp kaçlık senin? 0.16. 0.16 iyidir ya. İyi de zorlayamazsın. Böyle bir şeyi zorlayamazsın. Hani balık, boşta olan balık olsa zorla. Evet. İp bir yere takılır. Allah Allah.
Abi ya sarması ya, bak al denizde öyle bak. Ucunda yatan balık mı var şimdi burada? Ya inanamıyorum ya. 0.23 olsa öbür kamıştakinden asıl git. Esniyor da bak. Bak sen Allah'ın işine. Biz çekelim mi? Taş altı yapacak hayvan değil bunlar ya. Ha? Sağlam bir tane hayvan var orada ya. Onun aynısı da arada yapıyor. Bırakıyorum, yürüyor, duruyor. Gidemiyor orada, ipten de gidemiyor. Mesafe kısa kaldı. Gidecek. İp de gidecek, ışık da gidecek. Aynı almışsınızlar. Ne kadar esniyor, misine var. Biraz bekle usta, bekle biraz. Vallahi beklemeyin olmuyor ya. Beze sarı çekelim. Bez yok ki. Bari o zıkkımı çıkarsak da milletin başını yakmasa. Ben onun bir kısmını alabildim ama. Çabuk. Çabuk. Eyvah. Da tekrar takılır. Şurayı açabilirsen. Çözdüm usta, sağ ol. Çıktı ama. İnşallah kurtarırım. Şu ipi alsak ona sevinirim. Geliyor, geliyor da. İnşallah nevalesiyle birlikte çıkartır. Yuh! İki tane birden. Oha! Çok harika ya. Çok iyi oldu ya. Bak dur. Daha var orada yumak ama. Orada o yumak çok duruyor daha. Gerisini alalım da. Tamam, bu kadar. Çıktı mı? Çok güzel. Oh be! Hadi bereket olsun. Allah razı olsun. Bir de balık gelseydi ucunda çok daha süper olurdu ya. Yok artık, sen gel buraya. Orada bir de balık takılı var ama. Doğrusu. Duruyor, duruyor orada. Var orada ya bir tane, ben de aynısını yaptım. Vallahi billahi benmişik. Ondan neyle geldin? Hangisi senin? Vallahi billahi. Hangisi Davut? Tamam Davut senin. Ben şey yapayım. Makası getirsene sen, ver onu bana. Makası getir. Seninkini çıkaralım aradan da. Git makası da. Çıkaracağız Davut. Belki bir şey olmuştur ya. Davut bunu hemen kullanacaksın mı? Neyi? Jigi. Yok ya.
Hayır sen verme bana ya. Ha? Benimcik de verme şey değil. Abi senincik değil mi bu? Benimcik ya. Tamam. Hemen kullanacaksan şuradan makasla kes. Bak şuraya bırakıyorum. Öbürü de benim. 24 grammış. Hemen atacağım dersen kes kullan. Değilse dursun. Ben şimdi ona yeniden lider alacağım artık. Dostlar bu canavarlar körfezimizin balığı. Yani körfez iç sularının dışından göç ederek gelen bir balık değil. Kış vaktini körfezde oldukça derin bir yerde geçiriyorlar. Sonra da bu taraflara doğru göç ediyorlar. Bu balığı alabilmek zor bir şey değil. Daha doğrusu yakalamak zor bir şey değil. Jig konusunda çok takıntılı olmaya gerek yok. Ha pembe renkler suyun altında belli derinlikte veya bulanıklıkta biraz daha fazla görülür. Ve biraz da kışkırtıcı bir renk olduğundan genellikle pembe renklere hasta söyleniliyor. Miskin bir hayvan. Yani öyle bir levrek gibi, hele kofona gibi hiç avını kovalayan bir hayvan değil. Genellikle dip tarafa yakın yerlerde ufak aksiyonlarla, yani sakin aksiyonlarla alınabilen bir balık. Oldukça büyük hayvanlar. Dipten bir şey topladık bakalım. Burada önemli olan takımınızın, düğümünüzün, iplerinizin, liderinizin, klipslerinizin sağlam olması, makinenin sağlam olması. Bu hayvanı yoksa kıyıya getirmek asıl mesele. Ve onu karaya çıkarmak mesele. O konuda biraz sakin davranmak gerekiyor. Balığı biraz yormanızda fayda var. Ha, takımınıza çok güveniyorsunuzdur. Her zaman söylerim. Balığı o zaman hızlıca yukarıya almak en idealidir. Ama eğer takımınız biraz zayıf ise o zaman yoracaksınız bu balığı ve kenarda sakince alacaksınız. Panikleyerek bunu almaya çalışırken gördüğünüz yeşil kayalıklardan çok düşen arkadaşlar oldu. O yüzden sağlam bir de kepçeye ihtiyacınız olacaktır. Şapkayı da unutmuşuk. Arabadaydı ama unutmuşuz. Bakalım. Fena değilim canım gene. İşe yarıyoruz gene canım. Ne diyorlar? Minareyi kılıç da nişat yerinde. Dostlar, bugün avımızı sonlandırıyoruz. Fatih kardeşim de burada. Biz nöbeti devredeceğiz. O devam edecek inşallah. Hava kapalı. Bugün balık yapma ihtimali yüksek bence hala. Sabırla denenecek. Herkese rast gelen. Herkese rast gelsin. Gönlü güzel olan herkese rast gelsin inşallah. Bugün avı sonlandırıyorum. Ben eve dönmek zorundayım. Bayramın ikinci günü. İki tane balığımız oldu. İlk balığı videosunu aldım mı almadım mı emin değilim, onu anlayacağız. Ama ikincisinin videosunu aldık. 8 kilo 400 gram bir tanesi, bir tanesi 9 kilo 300-9200 civarında. İki tane grayozumuz oldu. Uzun süredir kaçırıyordum. Geçen sene pandemi nedeniyle bu avcı balıkların peşine pek düşme fırsatı bulamadım. Ama bu sene öyle bir açılışımız oldu. Bayram nedeniyle eve dönmek zorundayız. Avı sonlandıracağız. Yarın kredi kartlarımızın hepsini tüketmeyip gelebilmek adına değil mi Fatih? Şimdiden kredileri tüketmeden bence eve gitsek iyi olur. Hepinize rast gelsin dostlar. Abone olup beğenmeyi, zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Levrek avlarına devam edeceğiz. Levrek henüz daha körfezimizde çok gözüktü diyemem. Ama Mayıs'ın ortasından itibaren ufaktan ufaktan hem çupraları hem de levrekleri görmeyi umut ediyoruz. Takipte kalmaya devam edin.